Herkese selam Teknoloji Öykü takipçileri. Bugün sizlerle beraber uzun kullanım deneyimli bir video çekeceğiz. Bir önceki telefonumda Samsung S21 Fan Edition'ı kullanmıştım. Şimdi ise Samsung S22 Plus'ı kullanıyorum ki uzun zaman oldu, neredeyse bir aydır bu telefonu kullanıyorum. Ve şu an kameranın karşısına geçtim ve sizlere bu telefonla neler yaşadım, hangi özellikleri daha güzel, hangi özellikleri birazcık daha eksi, bunlardan bahsedeceğim. O zaman hemen videomuza geçelim. Birazcık içinden dışından bir video olacak. İçinden ne geliyorsa anlatacağım çünkü bunu siz istediniz. Öncelikle telefonun ele tutulma tarafına bahsedeceğim. Şimdi telefonumuz arka tarafı cam olduğu için sanki böyle sürekli elinizden kayıyormuş gibi bir his var. Asla telefonunuzu kapsız kullanmayın. Kabınızı da çıkarmayın. Bunu özellikle söylüyorum. Çünkü 15 bin lira, 20 bin lira arasında bir telefon. Ve telefonunuz heba olsun ya da içerisinde ekstradan bir ücret verin, kesinlikle istemeyiz. Siz de istemezsiniz, ben de istemem. O yüzden mutlaka telefonunuzu alır almaz kabınızı da alın. Hiç düşünmeyin. Öncelikle ondan bahsedeyim. Cebe sığma konusunda birazcık ben sorun yaşıyorum. Aynı zamanda elime oturması konusunda. Çünkü ellerim küçük. Eğer elleriniz küçükse bir tık sorun yaşayabilirsiniz. İki elle kullanırken sorun yok. Yani en başında ben telefonu elime aldığımda evet biraz zorlanmıştım elime sığması konusunda. Ama alışıyorsunuz bir süre sonra. Ve tek elle de yazmaya başlayabiliyorsunuz. O yüzden bir sıkıntı yok tutulmasına diyeyim. Ama cebe sığma konusunda evet cebinizden birazcık taşabiliyor telefon. O yüzden belki hani orayı sıkıntı eder misiniz, etmez misiniz bilemem ama bence gayet güzel bir telefonum. İnce çerçeveleri falan da var böyle. Bir oyun oynarken herhangi bir sıkıntı da yaşamıyorsunuz diyeyim. Bir telefonu alırken dikkat ettiğimiz bir başka özellikse genelde batarya oluyor. Uzun süre pil ömrü bizler için önemli olabiliyor. Ve bu telefonda garantisini veriyorum, böyle bir sıkıntı yaşamazsınız. Tabii ki kullanım deneyiminize göre değişebilir bu durum. Ona bir şey diyemem. Sürekli telefondaysanız evet şarjınız azalabilir. Ama normal, standart bir kullanım deneyimi yaşıyorsanız eğer telefonla sizi 2 gün bile idare edebiliyor. O yüzden bence gayet güzel. Oyun oynarken de böyle pilin azalmasında bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Çok az bir şekilde azalıyor. O yüzden pil konusunda gerçekten çok başarılı bir telefon ki Samsung'un en güçlü telefonlarından biri olduğunu da söyleyebilirim. Batarya konusunda bir sıkıntınız, ay hemen bitiyor da günüm yetişmiyor, sizi yarı yolda bırakacak düşüncesi aklınızda olmasın. Batarya konusunda gerçekten başarılı. Kamera fotoğraf tarafına gelelim. Şimdi ben fotoğraf çekmeyi gerçekten çok seviyorum ve hoşuma gidiyor. Neden bilmiyorum. Eğer sizin de hoşunuza gidiyorsa fotoğraf çekmek, video çekmek, bu telefon gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Bazen tek yaşadığım sıkıntı, mesela fotoğrafı anlık çekmek istediğiniz zaman bazen bu olmuyor. Neden bilmiyorum. Ama basıyorsunuz ve bastığınızda bir saniye, belki de iki saniye sonra geliyor şey, hani o deklanşör sesi sonradan geliyor ve fotoğrafı sonradan çıkıyor. Mesela poz verdiniz, bastığını karşı tarafını hissediyorsunuz ama pozunuzu değiştiriniz. Yani o anı yakalayamıyor bazen telefon ve bu gerçekten benim için sıkıntı oluyor. Yani kasıyor. Gerçekten neden bunu yapıyor bilmiyorum. Arada sırada yapıyor. Ama kasmalarını yaşadığımı söyleyebilirim. Ama deneyim konusunda, yani o fotoğrafı çektiniz. Eğer gerçekten karşı taraftaki de düzgün durduysa ya da manzara fotoğrafıysa, netleştirme, yakınlaştırma, yani her şeyi, renkleri çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz ve güzel bir deneyim sunuyor sizlere. Video konusunda da öyle. Optik görüntü sabitleyicisinin olması zaten bizler için bir artı olmazsa olmaz. Böyle hızlı bir yere hareket ederken o videonun sarsılmadığını hissedebiliyorsunuz ve gerçekten güzel bir deneyim yaşatıyor. Yani optik görüntü sabitleyicisini ben çok seviyorum. Bence çok güzel bir özellik. Video tarafında 8K da çekiyor ama ben 4K 60 FPS tarafını kullanıyorum. Bence benim için yeterli. Bence sizin için de yeterli olabileceğini düşünüyorum. O yüzden bu taraflarda pek de sıkıntı yaşamadığınızı söyleyebilirim. Zaten eminim ben konuşurken fotoğraflarda gelip gidiyordur sizlere. Gerçekten güzel bir deneyim yaşattığını söyleyebilirim bu telefonun. Bir de ekstra olarak bazen şey diyeceğim. Böyle zoom tarafını yakınlaştırıyorsunuz ya. Bazen böyle reels'larda görüyorsunuz. Aya kadar yakınlaştırıyor ve ayı görebiliyorsunuz. Bu sizin için
ekstra bir böyle güzel bir deneyim, bir hoşnutluk yaratabiliyor. Çünkü yanınızdaki insan telefonu bu kadar üst seviye bir telefon değilse çok güzel falan oluyor. Ve bu da sizi tatmin ediyor diyebilirim. Mesela ayı o kadar zoomlayıp yakınlaştırıp fotoğrafı bu kadar net bir şekilde almanız ki yapay zekanın da desteğiyle sizi mutlu ediyor. Böyle küçücük bir not. Evet, ben bu fotoğrafları çektim, videoları güzel güzel çektim. Ama sosyal medyaya gittiğimde görüntü kalitesi nasıl oluyor? Şu şekilde bahsedeceğim şimdi size. Bu genelde bir Android'in sorunu aslında. Apple bu konuda daha iyi ama. Şimdi ben videomu koyuyorum. Evet, kalite kesinlikle düşüyor. Bazen çok fark ediliyor, bazen fark edilmiyor ama sonuç olarak galeridekinden daha düşük bir deneyim yaşattığını söyleyebilirim. Galerinizde böyle cıvıl cıvıl net bir şekilde görüyorsunuz ama sosyal medyaya gittiğinizde bu değer birazcık düşüyor. Benim yaşadığım bir sorunsa gerçekten kriz geçiriyorum bunu yaparken. Şimdi ben gittim sosyal medyama, hikayeme bir şey atacağım ya da gönderime işte hikayeyi ekleyeceğim falan. Önüne GIF koymak istiyorum ya da renklendirmek istiyorum. Bu konuda gerçekten Android birazcık geride kaldığını söyleyebilirim. Neden? Hani biliyorsunuz ya, böyle nokta nokta yapıyorsunuz. Renkli bir arka plan yaratmak istiyorsunuz ve gönderinin arkasında kalıyor. Ya ben onu önüne koymak istiyorum kardeşim. Neden arkaya atıyorsun? Çok sinirleniyorum ve gönderi konusunda gerçekten sıkıntılar yaşatıyor mu? Neden bilmiyorum. Bir şey böyle üzerine tamamıyla boyadım gönderimin ve istediğim yerleri silmek istiyorum. Bu konuda da ne yapıyor biliyor musunuz? Kare kare yapıyor. Yani sizin silmek istediğiniz şey asla olmuyor. Yani çok sinir bozucu. İnsert konusunda, yani sadece bu telefonun özel bir konu değil bu arada. Yani Android'lerde olan bir sorun ama beni gerçekten kriz geçirtiyor. Bu konu hakkında çok sinirliyim. Android hemen bunu düzelt. Lütfen. İşlemci konusuna geleyim. Şimdi bu telefonumuzda Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisi kullanılıyor ki gayet güçlü bir işlemcisine sahip. Oyun tarafında birazcık ısınmalar yaşadığımı söyleyebilirim. Çok azıcık ama, yani kablo kullandığınız zaman bunu hissetmiyorsunuz. Uzun bir kullanım deneyiminde yaşatıyor zaten bu ısınmayı. Ve şarjınızı da çok da çekmiyor. Oyun tarafında en yüksek seviyelerde oynuyorsunuz oyunları ve zaten 120 Hz'lik bir tazeleme hızı olduğu için böyle donmalar, kasmalar yaşamıyorsunuz. Sadece belki birazcık bilgisayar oyunculuğundan mobile geçtiğiniz zaman bir garipsiyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Ben ne bileyim, bilgisayarda daha rahat hissediyorum. Ekran büyük ya, daha hoşuma gidiyor ama telefona geçtiğinizde o alanın küçülmesi sinirimi bozuyor. Karşıdaki düşmanı görememek falan. Ama bu telefonda karşımdaki hissini çok rahat bir şekilde görebiliyorum. Neden bilmiyorum. Değerleri yükselttiğim için sanırım. Bence çok güzel bir özellik. Çünkü kriz geçirdiğim şey, bunda rahatlıyorum. Oyun tarafında, yani demek istediğim, herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız arkadaşlar. Gerçekten güzel bir telefon olduğunu söyleyebilirim oyun tarafında da. Bağlantılar tarafına geleceğim küçücük de. Bir şeye bağlanırken gerçekten sıkıntı yaşamıyorsunuz. Ben mesela arkadaşlarım bir arabanın Bluetooth'una bağlanmaya çalıştığında onlar bağlanasıya kadar, yani bulamıyorlar bile cihazı. Ama benim telefonum hemen buluyor ve onların önce bağlanıp Spotify'ımı önce ben açıyorum. Bu sizin için artı mıdır bilemem ama benim için artı. Bence gayet güzel, bağlantıları çok hızlı bir şekilde bulabiliyor. Kulaklık ve müzik deneyimine de gelecek olursam da ses deneyimi gerçekten yüksek bir telefon. Zaten daha önce incelemesini çekmiştik. Eğer isterseniz o tarafa da bir göz atabilirsiniz. Detaylı detaylı inceledik. Ben şu an sadece sizlere kullanım deneyimimi sunuyorum. Uzun zamandır bu telefonu kullanıyorum ve çok memnunum. Çok güzel bir telefon. Sadece dediğim gibi Insta'yı çok fazla kullandığım için storyler tarafı benim için en büyük eksi tarafı. O zaman sözlerime yavaş yavaş geleyim. Şimdi benim bu telefonda sevmediğim iki özellik var dedim. Bunları da size yine bahsetmek istiyorum. Birincisi deklanşör tarafında birazcık gecikmenin olması. İkincisi Instagram tarafında sıkıntılar yaşamam. Hikayeyi atamıyorum. Android ne olur yardım et. Bu benim için çok büyük bir sıkıntı. Ama diğer konularda telefon 10'da 11 telefon olduğunu söyleyebilirim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Neden? Bazen soruyorsunuz S22 niye söylemiyor falan diyorsunuz. S22 ile aslında çok da arasında bir fark yok. Pil tarafında belki birazcık değişiklikler olabilir. Bu telefon 10'da olsa S22 de 10'da 10'dur bence. Yani bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Dedikten sonra videomun sonuna geleyim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Ben kendi deneyimlerimi sundum. Eğer başka bir video istiyorsanız yorumlarda buluşmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.